Merhaba arkadaşlar. Bugün tam 26 tane farklı Türk markasına el karnesini inceleyeceğiz. Gördüğümüz gibi hepsi şişe formda 1 kiloya 1 litreye daha doğrusu yakın fiyat performans videosu için bu tip şişeler şişelerdeki el karnesinlerin daha mantıklı olduğunu düşündüm. Her zamanki gibi bize 5 yani biz onlara 5 TL ya da 10 TL fark etmez. Biz onlara 5 TL vereceğiz. Onlar bize bunun karşılığında ne verecek buna bakacağız. Oldukça sürpriz sonuçlar var bence. Kısaca bahsedeceğim. Nelere bakacağız? Erkanetin miktarına tabii ki yeşil çay ekstrisine önem verdiğim için. Tahrin içeriğine, kafein içeriğine ama bu bir artı ya da eksi olmayacak sadece görün diye. Ee, ayrıca ek içeriklere bakacağız. Ek içerik dediğim ne? Ee, i̇şte ürünler yanında B vitaminleri, C vitamini, D vitamini ya da işte krom gibi önemli bir e, minerali. ...veriyor. Bunun gibi ya da başka işte meyve sebze ekstraları, e, karabiber ekstresi falan gibi e, yağ yakımına daha da yardımcı olacak ürünleri bize veriyorlar. O yüzden ek içerik kısmı da e, başrollerimizden birisi olacak. Burada bu arada 31 Mart yazıyor. Bu videoyu dün yapacaktım. Canlı yayın yaptığım için yapamadım. E, bugüne kaldı. Siz bunu 1 Nisan olarak düşünün. Şimdi böyle tek tek tabii 26 ürünü değerlendirmek zor ama hepsi için kısaca bir şeyler söyleyeceğim daha çok ne almanız gerektiğinden çok almamanız gerektiğini söyleyeceğim gibi bir video olacak. Şöyle bir ön değerlendirmemde bunu sezdim. Bu arada bu tabloyu yapmam ciddi anlamda uzun sürdü. Ama sizin için değer. Hani ne diyeyim artık yaptım. 3-4 gün falan sürdü ya bu tabloyu yapmam. 26 farklı ürün. Neyse evet başlayalım. Burada gördüğümüz gibi şu ilk 4 marka Big Joy'un markaları. Tabii bu My Supplement ve Zero Shot alt markalar bir bu da bir bir diğer karnesin ürünü şöyle baktığımızda aslında beklerseniz ki alt marka ürün daha iyi performans versin yani fiyat performans versin ama pek öyle olmamış gördüğümüz gibi en yüksek el karnetin miktarı burada hani e, ek içerik gördüğümüz gibi 10 üzerinden 7 vermişim tarih miktarı 1 grama 1 gramdan fazla gayet iyi duruyor şimdi şöyle baktığımızda dedim ya daha çok hani almasak daha iyi olur. ürünlerine ürünlerini söylemeyi düşünüyorum. Mesela burada dediğim gibi dörtte Big Joe ürünü abi şurada yani Big Joy şu ürününü almama gerek yok. Niye? Bu ürün daha fazla karnitin veriyor. Daha fazla taurin veriyor. Bunda ek içerik yok. Bunda 10 üzerinden 7 bir sürü vitamin mineral ekstra var. Yani burada Terminator almak normal Big Joy almaktan çok daha mantıklı. Bu arkadaşı eledik burada da multivitamin almak hem erkanetin içeriğiyle hem ek içeriğiyle hem taurin içeriğiyle My supplement almaktan daha mantıklı bu arkadaşı da eledik. Hardline'a baktığımda aslında bir Hardline Karnet'in ürünümüz daha vardı. Onu değerlendirmeye almadım. Pek değerlendirmeye alınacak gibi değildi. Gerçi bu üründe gördüğümüz gibi bayağı yetersiz kalmış. Yeşil çay eksesi yok, taurin yok. Herhangi ek içerik, vitamin, mineral bir şey yok. Erkanesin oranı düşük. Açıkçası hardline e, bu bu üründe hani en yakın rakibi dediğimiz hani <laughs> Big Joy'a e, Big Joy'dan biraz uzak kalmış gibi hani hardline almak için de şu an bir neden görmüyorum. Burada King Size ürününü görüyoruz. Hard e, alt ürünü e, bayağı iyi ürünler çıkarıyor. Bu King Size bence saplamatlar.com'un kendi çıkardığı ürünlerden çok daha dikkat çekici ürünler çıkarıyor. Bir de böyle siyah olunca ürün e, renkleri oldukça ilgimiz çekiyor. Ama şöyle baktığımızda erkanetin miktarı oldukça yüksek. Şu ana kadar ki gördüğümüz 3 grama yakın bir yükseklik var. Tabi birazdan neler neler göreceğiz. Yeşil çay içeriği iyi. Şu ana kadar gördüğümüzün en iyisi. Tarun içeriği iyi. Neredeyse en iyilerden. Kafein içeriği iyi. E, kafein içeriğinde aslında dedim ya Fazlası bazısı için iyi bazısı için kötü ama benim kafamdaki derece şu abicim ben 3 gramda, yani 3 gram bana karnitin ver yanında benim fikrim abi tamamen benim fikrim tamam mı? Bunun bir araştırması bir şey yok ama 3 gram karnitine bana 100 miligram ee, burada yanlış yazmışım ml yazmışız bu arada miligram olacak bu. 91 mg mesela kafein vermiş. Oldukça dengeli. Anladın mı? Yani 3 gram'a aşağı yukarı 100 mg bana kafein verecek. Bu denge benim için daha iyi. Alınabilir ürünler arasında bir dursun. Yani şu ana kadar hardline'ı e eledim. My supplement'ı e eledim. Burada Big Joy e eledim. Burada Fardux ve X Pro'yu görüyoruz. İkisi de protein yediğinin ürünü. Ek içerikleri çok benziyor. Kafeini çok benziyor. Taurin içeriği çok benziyor. Yeşil çay ekstresi içeriği çok benziyor. Alkanetin içerikleri çok benziyor. İşte bunun alkanetini bir tık az ama ekşeriği bir tık iyi. Bunun da alkanetini bir tık fazla ekşeriği bir tık kötü. Yani alınabilecek ürünler en üst sıralarda yer alır mı? Bence almaz ama Abi ben protein 7'den alacağım diyorsanız hangisini alırsanız alın. Bir hata yapmış olmazsınız. Mesela burada bence hangisini mesela Big Joe ürünlerinde hangisini alırsanız sanki bir hata yapar yaparmışsınız gibi geliyor ama burada protein 7 ürünlerinde bence çok çok yakın ürünler üretilmiş. Burada SSN ürünlerini görüyoruz. Burada SSN'in e, Carniflame l var. Best Plus Nutrition görüyoruz. Biliyorsunuz SSN'in alt markası. SSN'e ait bir marka. Burada da gene SSN'in e, diğer l ürününü görüyoruz. Şimdi şöyle bir baktığımızda aslında bunu buraya eklemem lazımdı. Artık kafalar biraz karışmış. E, gördüğümüz gibi burada 5 lirada bize ikisi yani BPN'li şey 2380 mg verirken Buradaki SSN kardeşimiz bize daha fazla el er veriyor. Bir kere bunun cebe koydum. Hemen ek içeriye bakıyorum öncelikle. 10 üzerinden 7 vermiş buradaki arkadaş. Bunlar 10 üzerinden 5 vermiş benim değerlendirmeme göre. E bu ne demek abi? Ee, bir kere direkt bu ürün diğer SSN ürünlerine bence 2-0 öne geçti bile bu ürün. Tamam mı? Şöyle bir baktığımda işte yeşil çay miktarında bir gol daha attı mı bu ürün? Attı. Taurin içeriğinde ee, tabii burada ciddi bir tarihin içeriği var BPN'in ama sonuçta bir tarihin ürünü almıyoruz. Kafein 147 mg. E, bunların tam ortalaması. Yani açık söyleyeyim SSN'den bir e, ürün alacaksam gider abi bunu alırım. BPN'de almam. Bunu da almam. Yani bu arada bunlar yani çok büyük farklar yok dikkat edersiniz ama zaten fiyat performansı yani biz artık e, taşın suyunu sıkıyoruz burada. Hani illa sesen alacağım diyorsanız bence bu ürün bir tık daha mantıklı duruyor. Onu söyleyeyim. Bu arada diyeceksiniz ya kardeşim bu iki ürün gramajı da aynı. İkisinin de servisinde 3 gram karnetin yazıyor. İşte biz 5 TL'de verdiğine bakıyoruz. Bu ürün 33 servis, bu ürün 30 servis arkadaşlar. Ayrıntıları kaçırmayın. Buradaki üç ürünümüz alo proteinin ürünü Nutripur. ben de bu arada bu ürün var. Oldukça memnunum. Tadı falan da güzel yani. Kolay içiliyor. Çoğu L-Karnetin gibi çok acı değil tadı. Niye bu ürün var? Bir alana bir bedava kampanyası vardı. Ha bu arada yani bu ürünlerden hangisinde bir alana bir bedava çıkarsa bu tablo komple iptal olur. Gidip onu alın. <laughs> Anlatabildim mi? Yarın dediler ki Nutri bir alana bir bedava. Git al. Git al abi çünkü fiyat performansı olarak öne geçecek. Neyse konumuza dönelim. Burada inanılmaz belki en iyi ek içeriği veren ürün. Müthiş bir vitamin mineral içeriği, ekstra içeriği var nutripur e, NutriPure ürünün ama Nutri ürünlerinde böyle bir şey yok. Gördüğünüz gibi en düşük ürün bu. Bir kere bir eleme yapalım şu üçünden. Ne dersiniz? Alu proteinle. Abi burada güzel bir erkanitin oranı var. Burada da güzel bir erkanitin ama yeşil çay oranı düşük. Tarihin oranı düşük. Kafein dediğim gibi bir değerlendirme değil. Bence bu kafein miktarı mesela fazla. Ee, ek içerik çok düşük. Abi ben bunu eledim. Şu ikisinden birine kaldık. Hangisini alırım? Ek içeriği daha iyi olanı alırım. Bana erkanetin daha fazla mi? Abi şöyle baktığımda bak, e, yani Tarun içeriği daha fazla. Nişi çay içeriği, bu arada daha fazla dedim yani ciddi katlamış. E, erkanetin içeriği işte yakında diyemem tabi bu biraz geride kalmış. Ama ek içeriği çok iyi. Abi ben bu ürünlerde ya yani şu ikisinden birini seçerseniz çok kötü olmaz ama şu ürünü seçerseniz sanki bir tık altta kalır fiyat-performans olarak diyeyim. Burada Torque Nutrition'ı görüyoruz. 2 gramın üstünde erkarnitin vermiş mi? Vermiş. Yeşil çay maalesef düşük. Ek içerik 10 üzerinden 3 düşük. Kafein iyi fena durmuyor. Taurin e eh işte yani bilmiyorum torku almak için de bir neden yok. Almamak için de bir neden yok. Üst sıraları zorlamaz tork. Yani çok diyecek bir şey yok. O kadar arada kalmış ki değerler. Bilemiyorum. Yani geçiyorum şimdilik. Burada Ronic Nutrition görüyoruz. Güzel bir yeşillik görüyoruz burada. 3 gramın üstünde bize erkanitin verebiliyor. 5 TL'de Ronic. Buradaki sıkıntı ek içerik olmaması. Yani Ronic Nutrition gibi bir markada e, ki yenilikçi bir marka olduğunu düşünüyorum ben. Ya burada ek içerik vereceksin abi erkanitinde. Yani bu fırsatı kaçırmayacaksın. Bir B vitamini, bir C vitamini, araya bir krom. Bir şeyler sıkıştıracaksın. E, sıkıştırmamaları kötü olmuş diye düşünüyorum ama alınabilirler listesinde bence üst sıralarda erkanetin içeriği için duruyor. Burada yeşil içer tarihim ve kafein çok zorlamayıp hepsini <laughs> aynı vermişler. Burada PowerTech'i görüyoruz. 2,5 gram erkanetin veriyor. 167 mg. Tamam tamam güzel. Ek içeriği müthiş. Buradaki NutriPur gibi. Harika görünüyor. Alınabilirler listesinde üst sıralarda yer alabilir PowerTech. Burada West Nutrition'ı görüyorum. Ama tabii yani madem hani bu arada markaları hani ben tabii ki kafanızda hepinizin işte en iyi Türk markası şu, sonra şu, sonra şu, sonra şu diye bir sıralama vardır. Ama hani daha az bilinen diyeyim. Yoksa çok bir eksikler olduğunu düşünmüyorum. Ee, bu markalar artık hani tamam güzel görünüyor ama artık 2.5 gram bana erkanitin verecek yerine işte 4.5 gramı mı tercih ederim acaba diye düşünüyorum. Ki devam edeceğiz. Burada daha Wizard var. West bakıyorum. Gene burada bir sarılık görüyoruz. Sarı da değil bu. Garip bir renk olmuş ya. Niye böyle olmuş? Neyse. Yeşil çay maalesef yok içinde. Ek içerik hani çok az görünüyor. West Nutrition da ciddi anlamda adından söz ettiren bir marka. Bir tık sanki her karnetinde ya bu arada geride kalmamış yani şöyle bir Big Joy'a ya da şu yukarıdaki değerlerin hepsine baktığımızda hepsinden yüksek. Yani şu hariç. Hepsinden yüksek yani yukarıda gördüğünüz 13 markadan tak diye daha fazla er kardeşim ben sana veriyorum demiş bir kere kafadan. Çok iyi ama hani ek içeriğin biraz daha fazla olmasını beklerdim. Gene de alınabilirler listemizde duruyor. Bu arada ben Torku da eledim ya. Böyle çünkü alınabilir listemiz kabarmaya başladı. Artık birkaç tane biraz daha sert olmamız lazım. Burada King, evet bu King Bundle'ın ürünü iyi duruyor. Gene 2 gramın üstünde vermişler er ama... E, Tarun içeriği yok, ek içerik yok. Hani haddime değil bu arada kimse de kusura bakmasın hani marka şeyleri de izliyordur. Hani ben burada sadece matematiğe göre bir tavır alıyorum. Hani King Panda da bilmiyorum şu an için e, alınabilir listemde durmuyor. Burada Red Up Nutrition görüyoruz. Bu Biliyorsunuz Cold Iron diye bir ürün vardı. Hatta son kullanma tarihi yaklaşan ürünleri çok iyi fiyatlara satmışlardı. Alu protein de ben de almıştım. Tiap ürünü. işte BCA'ya yakın bir ürünü falan vardı. Ben gayet memnun kalmıştım bu arada. Şaşırtmıştı yani beni. Hiç beklemiyordum. Ee, İspanya'dan alıyorlarmış ham maddelerini. Ee, aynı marka diyeyim size. Ama hani almak için bir neden yok. Almamak için bir neden yok. Hani tam böyle ortalarda Bembeyaz gezinmiş. Ne kırmızısı var, ne yeşili var, ne sarısı var. Yani bilmiyorum. E, alınacaklar listeme pek girecek gibi durmuyor. Burada bir Wolf var. Direkt şuradaki 26 marka içerisinde en düşük el karnetine sahip ürün olarak görünüyor. Yani 5 lira veriyoruz. Karşında 1600 mg'a yakın. 1,5 gramdan biraz fazla el karnetini alıyoruz. Bence bu ciddi oranda düşük miktar. Ha bunu veriyorsan ek içeriği çok yüksek verirsin. Böyle 9, 10 üzerinden 9'luk bir içerik verirsin. Şöyle bir kafamızı kurcalarsın ama şu an pek kafamızı kurcalayacak bir durumda. Görünmüyor B Wolf diyeyim. Bu arada Beowulf için %10 indirim kodu. Evet ondan da bahsedeyim. Hani bazı ürünler için net olarak %10 indirim kodu olan ürünler var. İşte Beowulf için. Şu an unuttum ama bir kadın sporcunu ya sponsorlardı o kodla alıyorduk. İşte SSN için biliyorsunuz bizim ee, gurme5 diye bir %5'lik indirim kodumuz var. Eee Protein yani şuradaki üç ürün için e, sup gurme 10 koduydu sanırım. İndirim ee, indirim kodumuz var. Böyle kesin indirim kodu olanları ona göre tabi değerlendirdim. Dediğim gibi. Maalesef bir Wolf'u da ıı, eledim. Kendi şahsi fikrimdir. Hani bu arada hani evet bu içerik azdır ama dediğim gibi hani Ham maddeleri bilmiyoruz. Arama vericiler ne kadar idir? Ben bu 26 ürünü deneme imkanım zaten yok. Sadece hani matematiksel olarak şöyle bir baktığımda e, ilk alınacaklar sırasında durmuyorsun gibi duruyor bir be, BeWolf'cum. <laughs> Ama whey proteinini kesinlikle inceleyeceğim. Çok dikkatimi çekiyor. Çok büyük ihtimal bu stoklarım e, azalmaya başladığında BeWolf'a yöneleceğim. Whey'de. Burada demin bahsettiğim SSN var. Hani SSN'den bir ürün alacaksan bunu alırım demiştim. Ee, ya bu arada hangisini alsanız aslında hata olmaz. Bakın politik davranmıyorum. Ya hepsi gerçekten mantıklı üretilmiş ürünler. Ya birkaç tanesi hariç diyeyim. Ama dediğim gibi burada artık ekonomik olarak şartlar çok zor arkadaşlar. Yani böyle hani sinekten yağ çıkarmak zorundayız öyle mi derler. Sinekten yağ çıkarıyoruz burada öyle düşünün. Ufak tefek şeyleri bakıyoruz. Burada muscle balansı görüyorum. Ee, biraz stock nutrition havası verdi bana. Hani yani bilmiyorum hani öne çıkan bir şey yok. Geride kalan bir şey de yok. Alınırsa hata olmaz ama almak için çok bir sebep de görmüyorum. Yani böyle ortalarda kalmış bir ürün nasıl balans ee, eliyorum açıkçası. Buradaki zaten protein zamanı ürünü. Aslında beklersiniz ki West Nutrition'ın alt markası bu protein zamanı. Buraya koymam lazımdı aslında. En son aklıma geldi bu arkadaş. Beklersiniz ki hani lan ya bir alt markası büyük ihtimal daha iyi değerler veriyordur bana. Ama pek öyle olmamış. Yani ne karnetin içeriği West Nutrition'dan yüksek. Yani West alırım. Niye protein zamanı alayım ki? Bana yeşil çay vermeyecek. Kafein vermeyecek. Hani kafein istemiyorsanız tabii ki alabilirsiniz. Ee, ek içerik vermeyecek. Artık abi gider kendi ana markayı alırım ya. West Nutrition alırım. Ben bu arkadaşı da oh, eliyorum ne konuştum ha. Abi çok yoruldum. Ee, tamamen şahsi değerlendirmemi yaptım. Ve matematik üzerinden yaptım. Bu hesabı hepiniz yapabilirsiniz. Daha önceki videolarda söyledim. Matematik hepimiz için var arkadaşlar. Hani Bence güzel bir değerlendirme oldu ya. Yani kaç dakika oldu? 20 dakikaya yaklaştık herhalde. Ee, ben de hazırlanayım. Halı saha maçım var. Yorumlara sonra bakarım artık arkadaşlar. Diyeceğim her şeyi söyledim. Ee, kendinize iyi bakın diyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere.